Değerli dinleyicilerim, bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzda dünyanın en ürkütücü korku evi olarak kabul edilen ve bu evden çıkabilene 20 bin dolar para ödülü verilen bu korku evi hakkında bilgileri sizler için derledim. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Humbertown, Tennessee, Amerika'da bulunan McKemey Manor isimli korku evi, korkutucu olduğu konusunda o kadar iddialı ki, sahibi Rus McKemey, eve girip çıkış yolunu bulana tam 20 bin dolar ödül vermeyi vaat ediyor. Korku evini dünyanın en ürkütücü yeri olarak tanımlayan Kemey, henüz bu ödülü alabilen kimsenin çıkmadığını da ekliyor. Bu ödülü duyduktan sonra pek çok insan ne kadar korkutucu olabilir ki diye düşünüyor. Eminiz ki sizin de aklınızdan geçmiştir. Bir eve gireceksiniz, sahte olduğunu bildiğiniz şeylerle korkutulacaksınız. Evden çıkacaksınız ve paraları cebe indireceksiniz. Emin olun bu kadar kolay değil. McKemey Manor korku evi size tahminlerinizin ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Bu evde 20 bin dolara değecek nasıl bir korku olabilir ki diye düşünmeniz normal. Ancak McKemey korku evi bunun cevabını vermek için sizi bizzat bekliyor. Çünkü bu deneyim anlatılmaz yaşanır. Summertime, Tennessee, Amerika'da bulunan korku evinin sahibi zihin oyunları olarak tarif ediyor. Yani sadece korku yok, zihninize giriyorlar. Fakat bu eve girebilmeniz için bazı şartlar var. Bunlar 21 yaşından büyük olmanız ve McKemey'in köpekleri için bir paket köpek maması getirmeniz yeterli gibi. Ancak bu kadar değil elbette. Öncesinde birkaç şartı daha yerine getirmeniz gerekiyor. Sadece kuralları okudum ve anladım demeniz bu eve girebilmeniz için yeterli değil. Öncelikle bir spor ve fitness testine girmeniz gerekiyor. Daha sonra 40 sayfadan oluşan bir rıza metnini okuyup imzalamalısınız. Bir doktor kontrolünün ardından kendinize evden çıkmayı istediğinizde kullanacağınız bir güvenlik kelimesi seçiyorsunuz. Ve bir sağlık sigortanızın da olduğunu da ispat ederseniz eve giriş hakkı kazanıyorsunuz. Bütün kontrolleri geçtikten sonra bir ev ne kadar korkutucu olabilir ki sorusunun cevabını düşünmeye başlıyorsunuz. McKemey tüm katılımcılara daha önce eve girip başarısız olan insanların görüntülerinden oluşan derleme bir video izlettiriyor. Videonun adı ve aslında hiçbiri yoktu. Video boyunca katılımcılara bunu yapmayı gerçekten istiyor musun sözü defalarca dinlettiriliyor. Eve girmeyi kabul edenlere ıslak bir ortam, fiziken yıpratıcı aksiyonlar, çeşitli canlılarla yakın temas ve ürkütücü ses ve görsel efektler bekliyor. McKemey evindeki oyuncuların pek çok aksiyonda katılımcılara dokunması yasak. Buna da gerek kalmıyor zaten. İşlerini çeşitli araç gereçlerle ve aksesuarla hallediyorlar. Katılımcılar da evde rol alan aktörlere dokunamıyorlar. Yani hareketlere karşılık vermeniz yasak. Kimsesizlik adı verilen turun tamamlanması 10 saati buluyor. Katılımcılar isterlerse bu turu tek başlarına tamamlamaya çalışıyor. İsterlerse de 2-3 kişilik ekiplerle etkileşimli olarak bir tura katılabiliyorlar. Bugüne kadar turu tamamlayıp ödülü alan kimse çıkmadı. Ne var ki ben turu tamamlarım diye düşünüyorsanız bugüne kadar kimsenin bu 10 saatlik macerayı bitiremediğini söyleyelim. Daha uzun bir sürede bitirebilecek gibi görünmüyor. Her şeyin bir oyundan ibaret olduğunu bilseniz de ortam o kadar ürkütücü ki bir süre sonra zihin oyunları başlıyor. McKemey'in bu eve zihin oyunları demesinin sebebi de bu. Eğer bir gün yolunuz Tennessee'ye düşerse bir şansınızı deneyin. Kim bilir belki 20 bin dolar sizin olur. Kıymetli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzun da sonuna geldik. Videoyu anlatırken sürçelisan ettiysem affola. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan önceden haberdar olmak isterseniz açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.